Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde katı cisimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımını bitirmiştik. Testlerin çözümlerine başlamıştık. Şimdi de test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 231 ve 232'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekildeki dikdairesel dairesel koninin taban çapı 8 cm. O zaman yarı çapı 4 ve yüksekliği de kaç verilmiş? 4 kökçü olarak verilmiş. Bizden koninin yanı alan isteniyor. Neydi yanal alan? Pirildi. E burada Pisagor bağıntısından burayı buluruz ama güzel bir Pisagor bağıntısı var burada. Kök 3 katı var ya 30'dan 60'a geçiş kök 3 katı olduğundan o zaman bu 30 60 90 üçgendir. 30'un karşısı 4 60'ın 90 90'ın karşısı 8'dir. O zaman pi r l yani 32 pi yapar cevap. Evet cevap birinci soruda denizde oldu. Geldik ikinci soruya. Evet açının açınımın daha doğrusu Şekildik gibi olan açınımı da çekildik gibi olan koninin yüzey alanı nedir diye soruluyor. E hocam biz bunu böyle açınımı bu şekilde ya. Kıvırdığımız zaman bir ne elde edeceğiz? Koni elde edeceğiz. Koni şu şekilde olacak. Ve koni de şurası R burası da L olacak. Hocam R 6 mı? Değil. Dikkat. L'si 6. Kıvırdığın zaman çünkü şu kenarlar böyle şurada çakışıyor. Yani şu kenarlarda çakışıyor. Yani L'si kaç burada? 6. E hocam bizim koni de olmazsa olmazımız R bölü L alfa bölü 360'tı. Alfamız 120 derece mi? Hayır. Şu koniyi şu yani şu daire dilimini biz şey yapıyoruz ya kıvırıyoruz ya. Burada kaçımız kaç derece? 240 derece buna dikkat et. Yani R bölü L eşittir 240 bölü 360'dan dolayı sıfırlar sadeleşsin. 6 ile bu 36 sadeleşse 6 24 bölü 6'dan R'yi de kaç buluruz? 4 buluruz. Evet R 4 çıktı. Yüzey alanı isteniyor bizden. O zaman yüzey alanı için yüksekliği de bulmamıza da gerek yok. Yüzey alanı dediğimiz taban alanı pi r kare 4'ün karesi çünkü yarı çapı 4. Artı yan alan o da pirildi. Yani pi r l. O zaman 16 pi artı 24 pi yapar. Cevap da böylelikle 40 pi yapar. Evet cevap edremit yaptı ikinci soruda. 3'e geldik. Şekildeki abc dik üçgeni bc kenarı etrafında 360 derece döndürülürse oluşan cismin hacmi. Arkadaş BC kenarı etrafında döndüreceğim. O zaman şeklin BC'ye göre simetriğini alacağız. Hadi bakalım BC'ye göre simetriğini alalım. Hop şöyle hop şöyle oldu. Arkadaş hatta bu yükseklikte şuraya doğru denk gelecek. Evet şimdi buradaki nokta bak buraya geliyor. Yatay doğruda döndürme yaptığımız zaman yuvarlaklarımız dikey olacak. O zaman yuvarlığa da şöyle dikey olarak koyacak olursak bunlarla ilgili çok soru yaptık. Karşımıza ne çıktı? Hocam şurada bir dik koni çıktı. Burada da bir koni çıktı. Yani iki tane koni çıktı. Şimdi burada ekstradan şuradaki dik üçgende en başta keşke o işi yapmış olsaydım. Burası 6 verilmiş ve burası da dik ya. Şurası da 5 ya. Şurada dikten dik çizim şöklük bağıntısı var. Öklük bağıntısını uygulayalım. 6'nın karesi bu çarpı tamamı. Şuraya A diyeyim. 6'nın karesi eşittir. A çarpı A artı 5 olduğundan dolayı A nedir? 36 nedir daha doğrusu? 4 çarpı 9 eşittir. Hissederek yapabiliriz. A yerine 4 yazarsam burası 9 yapıyor. Yani A'yı bu öylelikle 4 bulduk. E sonra Pisagor bağıntısından 36'dan 12 çıkınca şuraya da R diyeyim istersen Pisagor bağıntısından çıkıyor orası da. 36 eşittir R kare artı 16'dan dolayı R kare de buradan neye eşit oluyor? 20'ye eşit oluyor. Hatta R de buradan kök 20'ye yani 2 kök 5'e eşit oluyor. Şimdi oluşan cismin hacmi nedir diye soruluyor. Bir sağ taraftaki cismin hacmine bakacağım. Bir de sol taraftaki cismin hacmine bakacağım. Sağ taraftaki cismin hacmi pi r kare. Yani R kare zaten 20 direk. Pi R kare ya da 2 kök peşi karesi de diyebilirsiniz. Çarpı yükseklik 5 bölü 3 artı bir de sol taraftaki pi R kare yani R kare 27 çarpı yükseklik bölü 3 yaptı mı? Yaptı. E hocam bölü 3'ler sadeleşmiyor. Önemli değil. 20 pi bölü 3 parantezini alırsak 20 pi bölü 3 parantezini alırsak hocam burada 5 kaldı. Burada da 4 kaldı. Şu 9 yaptı. 9 ile 3 sadeleşti. 3 yaptı. 20 pi ile de 3'ün çarpımında da 60 pi yapar. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Cihan çıktı 3. soruda. Geldik 4. soruya. Şekildeki dik koni de 15 verilmiş. BC de verilmiş bize. BC dediği çap oluyor koninin. Yani yarı çapı da kaç oluyor o zaman? Yarı çapı da 12 olacaktır. 12'ye 12. E başka ne var burada? Koninin yüzey alanı isteniyor. Ya yani yüksekliğe ihtiyaç var mı? Yok. Yüzey alanı isteniyorsa taban alanı pi r kare artı yanal alanda pirildi. PRL şeklinde bulunuyordu. Bu 144 pi yaptı artı bu kaç yaptı? 180 yaptı galiba değil mi? Evet 180 pi yaptı. Topladığımız zaman da bunu kaç yapıyor? 200, 224 yapıyor. Değil mi? Yo 324 yapıyor. Cevap böylelikle 324 pi yapar. Yani cevap denizli oldu. Dördüncü soruda. 5'e geldik. Hacmi 32 pi olan dik dairesel koni biçimindeki cisim. Yüksekliğinin tam ortasından tabanına paralel olacak şekilde kesiliyor. Arkadaş şekli anlayabilmek için basit bir şekilde şekli şöyle bir çizelim. Bir koni varmış şu şekilde ve ne yapacakmışız? Yüksekliğinin tam ortasından tabanına paralel olacak şekilde. Yani şu şekilde düzgün bir şekilde çizeyim şunu. Yüksekliğinin tam ortası dediği şu yükseklikse eğer tam ortası dediği burası. Yani şunlar birbirine eşit olacak. Tabanına paralel bir düzlemde kestiğim zaman şöyle bir kesim oluşuyor. Evet. 1 şurada daire kesitli oluştu. E buna göre elde edilen kesik koninin hacmi. Evet kesik koni dediği alt taraftaki değil midir? Bunun hacmi nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bunlar birbirine eşit ya. Şunlar da birbirine eşittir. Benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 benzerlik hacim ilişkisi? Kübüydü. Kübünü aldık 1 bölü 8 yaptı. Yani burası V iken tamamı kaç V olacak? 8 V olacak. O zaman buraya 7 V kaldı. Toplamda 8 V'yi zaten 32 Pi olarak vermişler. O zaman V de buradan 4 pi gelir. Benden ne isteniyor? Keseyin bir isteniyor. Yani 7 V isteniyor. O zaman V yerine 4 pi yazarsam 4 kere 7 28 pi yapar. Cevap. Evet cevap Edremit oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. Bir ne sorusu? Karınca sorusu. Açacağız. B noktasından açalım. Bu konuyu de açacak olursak. Şu şekilde açılımını yapalım bakalım şunun bir. Şöyle açılımını yaptık. Açılımını yaptıktan sonra Önemli olan neydi? Bak burası B noktası iken açtığın zaman şuranın da B noktası olması. Bizim eleman nereden başlayacak? Hocam B'den başlayacak B'ye gidecek. Bak B'den başlayıp B'ye gitmesi. İşte bu. Bu uzunluk isteniyor. Yan yüzeyi açtığım yan yüzeyde B'den başlayıp dolanıp B'ye gelecek. E zaten açılmışındaki B burası da B ya. Yani önemli olan şuydu. Hocam B'den başlayıp nereye gidiyor? OB doğrusu üzerindeki bak OB üzerindeki B'ye gidecek. Gitti. E, L'nin 4 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 4. Şimdi bir de merkez açısı 120 derece olan ve yarı çapı 4 santimetre olan bir dairenin kıvrılmasıyla olmuş bu. E ben bunu açtığım zaman da merkez açısı kaç derece olacak? O zaman 120 derece olacak. Bak tersten gidelim. Merkez açısı 120 derece olan bir şey kıvırdığım zaman böyle bir koni karşılaşıyormuş. Açtığım zaman da o zaman merkez açısı 120 derece olacak. Bizden bu karın bunun alacağı en az yol nedir diye soruluyor. Karıncanın alacağı en kısa yol. Yani şu B uzunluğu isteniyor. BB uzunluğu isteniyor. E burası 120 derece verilmiş ya zaten bize. E 120 bunlar da 30 30 oldu. 30 30 120 üçgen çıktı. Yani 4 4 ise burası da 4 kök 3 olur. 30 30 120 üçgenin özelliğinden dolayısıyla 6. soru Denizli çıkar. Geldik 7. soruya. Bunlar birbirine eşitse benzerlik hacim ilişkisi 1 bölü 2'nin kübü kaç yapıyor? Hocam 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 yapıyor. Yani burası V iken tamamı 8V olacak. Yani şuraya kadar olan kısmı 8V olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 7V kaldı. Hocam burada da 1 bölü 3 var. 1 bölü 3'ün kübüne bakalım şimdi de. O da 1 bölü 27 yapar. Burası V iken tamamı 27 V. Tamamı 27 V ise. 8 V'si buradaysa buraya da 19 V'im kaldı. Evet. Bizden V1 artı V3. V1'i V buldum. V3'ü 19 V buldum. V2'yi de 7 V buldum. Topladığımız zaman da 20 V bölü 7 V'den cevap 20 bölü 7 çıkar. 7. soru Akçay çıktı böylelikle. Geldik 8'e. Şekilde yüksekliği 8 cm olan dik dairesel koni şeklindeki kap yüksekliğinin yarısına kadar suyla dolu. Yüksekliğinin yarısına kadar suyla dolu ya 1 bölü 2'nin kübü ne yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Yani burası V iken burası 7V oldu. Hocam ne güzel içinde su dolu olan kısım yani dolu kısım 7V boş kısım V. Ben bu konuyu ters çevirdiğimde hala da dolu kısım 7V boş kısım V olmayacak mı? Olacak. Ters çevirdiğinde Yükseklik kaç santimetre olur? Suyun yüksekliği kaç santimetre olur diye soruluyor daha doğrusu bize. Çünkü buradaki yükseklik verilmiş şey ya bize. E, suyun yüksekliği de şurası değil mi? H isteniliyor bizden. Arkadaşım yani şu şu şekilde şöyle yapalım. Burası haşken tamamı kaç? 8 değil mi? Evet. Şuraya kadar kısımda H olduğunu biliyoruz. E şimdi burada ne var arkadaşım? Bu sefer yine benzerlik hacim ilişkisi var. Benzerlik hacim ilişkisi yaparken de ne yapacağız? Hocam şunun tamamını oranı. Yani bu da o benzerlik oranı H bölü 8 değil midir? Evet. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit olacak. Yani 7V bölü V değil. Dikkat. 7V bölü benzerliği yaparken şu böyle tamam diyoruz. 7V bölü tamamında da tamamının hacmi 8V olacak. V'ler sadeleşti. Her iki tarafın küp kökünü alıp o şekilde yapabiliriz. Ya da bunun kübünü alıp da işlem yapabiliriz ama kübünü almaya gerek yok. Yani kübünü almadan da yapabiliriz. Her iki tarafın küp kökünü alın. H bölü 8 eşittir 7 bölü. Yani küp, küp kökünü alıyorum. Küp kök 7 bölü. E, küp kök 8 kaç yapar? Yani 8'in küp kökü kaç yapar? 2 yapar. E o zaman şunlar sadeleşince 4 kaldı. 4 de bunu çarptı da ne yapıyor? 4 küp kök 7 yapar. Yani cevap böylelikle 8. soruda. Akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda verilen kahve yapma makinesi taban yarıçapı 6 cm. Ya şu şekilde oluşturulmuş işte. Bir de yukarıda bir silindir. Yarı çapı 3 cm olan bir silindirin yapıştırılmasıyla oluşturulmuş. Bunu anlatıyor galiba değil mi? Evet. Şurada bir kesik koni var. Kesik koninin hacmi lazım olacak bize. Kahve makinesi boş L'nin üstünden K kısmının hacminin 2 katı kadar su doldurulduğunda. Evet ben buradan şuradakinin hacminin 2 katı kadar su doldurduğumda. Yani burası V iken 2 katı kadar su doldurduğumda 2V'lik kısım doldurduğumda o zaman burası da V olacak. Tamam. V'leri şimdilik karıştırmayalım. Dur bakalım. Kesik koninin hacmi bana lazım olacak şimdi. Kesik koninin hacmini bulmaya çalışayım şimdi. Şu kesik koninin hacmi nasıl bulunuyordu? Kesik koniyi gördüğümüz zaman tam koniye tamamlıyorduk. Hadi bakalım tam koniye tamamlayalım şunu. Hop şöyle tamamladım tam koniye. Ve buranın ben 3 olduğunu biliyorum. Buranın ben 6 olduğunu biliyorum. Şu yüksekliklerde bir şey verilmiş mi? Yükseklik burada 4 verilmiş. Hocam burası 6 ya. Bak 3 bölü 6. 1 bölü 2 olacak. Yani şunlar birbirine eşit olacak. 1 bölü 2'den dolayı ort tabandan dolayı. E 4 ise burası da 4 olacak. Hatta 1 bölü 2'nin kübü kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. O zaman hacimler oranı 1 bölü 8. Yani burası V iken kesik koninin hacmi de 7 V yapacaktır. E ben burada V'yi bulabilirim. Bak nasıl bulabilirim V'yi? Hocam şu V yarı çapı 3 yüksekliği 4 olan bir koni. Yani hemen yazıyorum V'yi. Pi R kare çarpı H bölü 3. Şöyle gitti. O zaman buradan ne geldi? 12 pi geldi. E v 12 v ise 12 pi ise 7 v kaç yapacaktır o zaman? 84 pi yapacaktır. Evet. Burayı ben ne buldum? 84 pi buldum. Şimdi soruyu bir daha koyalım. Kahve makinesi boşken L'nin üstünden şuradan K kısmının hacminin ilk kadar. Yani 84 pi burası ya. Bunun ilk katı kaç? Hop. 84'ün ilk 120, 160, 168 yapıyor. 168 pi doldurduğum zaman e hocam 84'ü buradaysa o zaman buraya da 84 pi kalmadı mı kaldı. Silindirin yüksekliği nedir diye soruluyor bize. O da nedir? Pi r kare çarpı h değil midir? Evet şuraya bir h diyecek olursak. 84 pi'ye eşit. Pi'ler gitti buradan. H'ı da buradan 84 bölü 9 olarak bulurum. Hatta 84 3'e bölünüyor. O da 28 yapıyor. O zaman cevabımız 28 bölü 3 yapacaktır. Örnek 9. Edremit oldu. Geldik örnek 10'a. O en sevdiğim böyle silindirle konuyu. Tabi hacimden gidebilirsiniz kardeşim. Yani ya hocam şuraya bir R deyip hocam pi R kare çarpı 10 neye eşit? Pi R kare çarpı hani şuraya bir e, şunu yükseltliğine x dersem buraya da 14 eksi x kalıyor ya. Pi R kare çarpı x bölü 3 artı pi R kare çarpı 14 eksi x'i eşit deyip oradan da yapabilirsin. Tamam sana kalmış bir şey bu. Tekrar söylüyorum. Bunu buradaki su yani birinde böyle öbüründe suyun hacmi değişmiyor. Ters çevirip koyuyoruz ya böyle pi r kare çarpı 10 eşittir pi r kare çarpı. Yani burası yine r ya. x bölü 3 çünkü koni hacminde bölü 3 var. Artı bir de pi r kare çarpı 14 eksi x deyip sonuca gidebilirsin. Ama ben ne yapacağım? Hep sevdiğim yoldan yapacağım. b sevdiğim yol burada işi böyle zorlaştırmış olabilir. b zorlaştıracak bir tık daha zorlaştırabilir. Ama bu tekniği de bilin. Koni ve silindiri iç içe gördüğümüz zaman şunu yapalım. Hani buradaki hacim V iken tamamı 3V yapıyordu değil mi? Evet. E, o zaman burada Şimdi nasıl bir hamle yapalım? 10'daki hacmi ben 10V dersem x'teki hacim ne olacaktır? Hocam bunun tamamı xv'lik bir hacim olacaktır. Koninin hacmi de xv bölü 3 olmayacak mı? Evet. E hocam suyun hacmi bak 10V dikkat. Ben bunu ters çevirdim. Hala daha burası xv bölü kaç? Hocam burası xv bölü 3. E ben burada da bunu bir hemen silindir içerisine getireyim. Ve aynı şeyi 14'teki hacimde ve bu arası da ne oluyor? XV olmuyor mu? Oluyor. Değil mi? XV bölü 3. 3 katı XV oluyor. E 14'teki hacim ne olacak o zaman arkadaşım? 14'teki hacim. Hatta buraya da şurası X ya. Buraya da 14 eksi X kalmadı mı? Yükseklerle doğru orantılı değil miydi? X'teki hacim XV ise buradaki hacim de 14 eksi X'in V katı olmak zorunda. A hocam suyun hacmi burada. Bu yaptı. Burada da şu yaptı. Hemen bunlar birbirine eşit. 10V eşittir. Bak V'yi de dağıtıyorum burada. 14 V eksi X V artı X V bölü 3 yaptı. Eksi X V burası kaç yaptı? Eksi 2 X V bölü 3 yaptı. Öbür tarafa attım. 2 X V bölü 3 yaptı. Eşittir. Bunu buraya atınca da 4 V yaptı. Bak V'ler nanay oldu. E buradan da ne geldi? Şu 2 ile 4 sadeleşti. 2 yaptı. X de 2 kere 3 6 eşit oldu. Evet. Böylelikle de kolay bir şekilde çıktı aslında. Gördüğünüz üzere. Diğer türlü de yine kolay bir şekilde çıkıyor. Ama bence bu tekniği bilin kardeşim. Yüksekler doğru orantı olmasını kullanın. E, koni ve silindirde 1 bölü 3 oranlı olmasını kullanın. Aynı tabanlı aynı yüksekli koni ve silindirden bahsediyoruz tabii ki. Bu tekniği ÖSYM çok seviyor. Çok kullanıyor. O yüzden siz de buna lütfen dikkat edin. Hoş bir soru. Onun soru D. Denizli çıkar. Ve böylelikle test 3'ü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.